Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ağustos ayının kaza bilançosunu açıkladı. O rakamlara göre Karadeniz bölgesinde en fazla kaza Ordu'da yaşandı. En fazla ölümün gerçekleştiği il ise Rize oldu. Karadeniz bölgesinin kaza bilançosu açıklandı. Ordu listenin zirvesinde yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ağustos ayının kaza bilançosunu açıkladı. Özellikle fındık hasat mevsimiyle birlikte gurbetçilerin kent genelinde oluşturduğu yoğunluk, Ordu'da hem araç hem de insan yoğunluğuna neden oldu. Bu da Ordu'da kazaları ne yazık ki beraberinde getirdi. Artan kaza sayısı rakamlara da yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayının kaza bilançosunda Karadeniz bölgesinde en fazla kaza Ordu'da meydana geldi. Ordu'da Ağustos ayı içerisinde 258 ölümlü ve yaralanmalı, 304 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken 434 kişi de ölümden döndü. Trafik kazaları nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı Karadeniz ili ise Rize oldu. Rize'de 124 ölümlü ve yaralanmalı, 139 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi yaşamını yitirirken 197 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Kumru Divani Türk Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle ev küle döndü. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı. Burası duman aldı. Karşıdan gördü ya. Ordu'da bir ev daha çıkan yangınla küle döndü. İlk başta. Kumru Divani Türk Mahallesi'nde Erol Değerli'ye ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yardıma koşsa da mücadele etmek kolay olmadı. Bir anda tüm evi saran alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir süre sonra kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangının ardından itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangının ardındansa geriye pek bir şey kalmadı. Küle dönen evde neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Evse tamamen küle döndü. Yangının neden çıktıysa tam olarak tespit edilemedi. Alevlerin elektrik kontağından çıkmış olabileceği ifade ediliyor. Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Erol özellikle son aylarda kentte artan motosiklet kazalarına dikkat çekerek sürücülere tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında Eylül ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Erol'a Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sade Akman, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri de toplantıda eşlik etti. Vali Erol, Ordu'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin ilk 8 aylık bilançosunu açıkladı. Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılı 8 ayında 4045 olay meydana geldi. 2024'ün ilk 8 ayında ise 3598 olay meydana geldi. Bu sayılarda %11.1 oranında bir azalma ve aydınlatma oranında da %99.7 aydınlatma oranına ulaşıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında 1639 olayımız, 2024'ün ilk 8 ayında ise 1669 olay meydana geldi. Bu 1.8'lik bir artışa tekabül ediyor ve aydınlatma oranı da 2024'ün ilk 8 ayında jandarma sorumluluk bölgesindeki olaylarla ilgili olarak %99.8 oranında bir aydınlatmaya erişildi. 2024'ün ilk 8 ayında ilimizde meydana gelen toplam 16.400 asayiş olayında 18.277
şüpheli şahsa işlem yapıldı ve bunlardan 207'si adli makamlarca tutuklandı. Vali Erol, özellikle kentte son aylarda artan motosiklet sayısına ve kazalarına dikkat çekti. Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazaların, geçtiğimiz aylarda da ifade etmiştik, dikkat çekici olduğu için, %43.8'i jandarma sorumluluk bölgesinde ise %10'u motosiklet sürücülerinin, motosikletleriyle birlikte katıldığı kazalar. Ordu valisi motosiklet sürücülerine yola çıkmadan önce mutlaka tedbir almaları çağrısında bulundu. Şu anda 20 bine yaklaştık, 19 bini geçtik. Hemen hemen hiçbir tedbir almadan, kask dahi takmadan ve bazen de trafikteki yayaların ve başka sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket etmeleri, onların karıştığı kazaların bu şekilde oran olarak da yüksek olması gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ordu Valisi Muammer Erol 2024-2025 eğitim öğretim dönemine dair de açıklamalarda bulundu. Vali Erol kentte 9 bini aşkın öğrencinin ilk kez eğitim hayatına adım attığını söylerken öğrencilerin can güvenliği için alınacak tedbirlere de değindi. Ordu Valisi Muammer Erol bugün itibariyle başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemine dair açıklamalarda bulundu. Bugün işte 9 Eylül ve Milli Eğitim ilk ve orta derece okullarda eğitim öğretim yılını bugün başlatmış oluyor. İlk öğretim haftası da başlamış oluyor. Bu vesileyle bu yıl okula başlayan öğrencilerimize, birinci sınıfa, ana sınıfına başlayan çocuklarımıza hayırlı olsun diyoruz. Velileriyle, aileleriyle birlikte başarılı, inşallah sonuna kadar sağlıkla götürdükleri bir eğitim öğretim yılı olsun diliyoruz. İl Asayiş toplantısında eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilere başarılar dileyen Vali Muammer Erol, kentte 9 bini aşkın öğrencinin ilk kez eğitim hayatına adım attığını da duyurdu. Birinci sınıfa bu yıl 9.733 öğrencimiz başladı. Anaokuluna, okul öncesi sınıfa da 9.825 öğrencimiz başladı. Yine bir başlangıç olması adına işte 5. sınıflar ortaokula başlıyor. Onlar 8.945 kişi. 9. sınıflar yani liseye başlayanlar da 11.383 kişi. Topladığımızda yaklaşık 20.119.079 öğrencimiz bugün eğitim öğretim yılına başlamış oldu. Diğer kademelerdeki öğrenci sayısına dair bilgi veren Vali Erol, geçtiğimiz hafta okul bahçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Miray Arslan'ı da andı. Vali Erol, bu tür kazaların yeniden yaşanmaması adına öğrencilerin can güvenliği için ilerleyen günlerde bir düzenleme yapacaklarını da duyurdu. Okul bahçelerinde hani tedbir alma adına böylesi kazalar olmasın için ne yapılabilir konusunda bir çalışmanın gerekliliğini de ortaya çıkarmış oldu. Onu da işte ilerleyen günlerde Milli Eğitim Müdürümüzle, Emniyetimizle çalışacağız diye ifade etmek isterim. 2024-2025 eğitim öğretim yılı okullarda ilk ders dilinin çalmasıyla birlikte başladı. Ordu'da toplam 119 bin öğrenci ilk zilin çalmasıyla okullarına ve arkadaşlarına kavuştu. Okullarda ilk ders zili çaldı. Bir haftalık uyum sürecinin ardından 9 Eylül tarihi itibarıyla 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrenciler okul yollarını tuttu. Ordu'da 119 bin öğrenci bugün ders başı yaptı. Ordu'da eğitim veren özel bir eğitim kurumu da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle program düzenledi. İlkokul ve ortaokul müdürü Ferah Naz Kalyoncu öğrencilere başarılar diledi. Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir amacımız. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılarla dolu, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyor. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor.
ve saygılar sunuyorum. Öğrenciler eğitimin önemiyle ilgili şiirler okudu. Eylül ayı geldiğinde köyce hayatının boşayız, aşılmayın aşığız, aydınlık içeride yaşarız. Eylül ayı geldiğinde bilgi akar hecelerde, biz korkmayız gecelerden, güneş doğar yücelerden, Eylül ayı geldiğinde. İlk ders zilinin çalmasıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği Köy Yaşam Merkezleri projesiyle takdir topluyor. Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı yazdığı köşe yazısında Özer'in hayata geçirdiği projeyi ele aldı ve tebrik etti. Milletvekili Özer'in bakanlık döneminde hayata geçirdiği Köy Yaşam Merkezleri projesi takdir topluyor. Kırsal mahallelerde bulunan ve kullanılmayan eski köy okulları AK Parti Ordu Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projeyle tekrardan vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Köy yaşam merkezleri köylerde kalan vatandaşların düğünlerinin yapıldığı, taziyelerin kabul edildiği, halk eğitim merkezleri üzerinden istedikleri kursları aldığı okuma yazma bilmeyen yaşlıların yeniden eğitim alabildiği merkezler haline geldi. 284'ü Ordu'da olmak üzere 81 ilde toplam 3500 köy yaşam merkezi açıldı. Milletvekili Özer'in hayata geçirdiği projeye ise tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'dan tebrik geldi. Yazdığı yazıda köy yaşam merkezlerini ele alan Ortaylı, hayata geçirilen köy yaşam merkezleri projesi için şu ifadeleri kullandı. Köy okulları az talebe var denilerek kapatıldı, servis tesis ettiler, hiç iyi işlemediğini gördük. Evvelki Marif Vekili Mahmut Özer, köy okullarının yerinde ve servissiz devamı gibi akıllı bir uygulamaya başlamıştı. Tutun ki köyde 3 tane öğrenci var, öğretmeni tayin edersin, o çocukları okutur. Buna ek olarak köydeki okuyamamış ana babaları da eğitime tabi tutar. Yapılan köy yaşam merkezleri projesiyle köyler artık bunu yapmaya müsaittir ifadelerini kullandı. Milletvekili Özer de sosyal medya hesabı üzerinden köy yaşam merkezleriyle ilgili bir açıklama yaparak köy okullarına yönelik yaptığımız projelerle kullanılmayan köy okullarını hızla revize ederek öğrenci sayısı düşük olsa bile anaokulu ve ilkokul olarak kullanılmasını sağlamış, ayrıca halk eğitim merkezleri üzerinden köydeki vatandaşlarımıza istedikleri kursları ve eğitimleri oluşturduğumuz köy yaşam merkezlerinde alabilme imkanı getirmiştik. Köy yaşam merkezleri köylerde düğünlerin yapıldığı, taziyelerin kabul edildiği yaşam merkezleri oldu. 3500 köy yaşam merkezi açabilmek bize nasip oldu. İlber Ortaylı hocama köy yaşam merkezleri hakkında yaptığı olumlu değerlendirmeler için teşekkür ediyorum dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede 19 noktada ücretsiz internet hizmeti veriliyor. Ordu'da vatandaşların rağbet gösterdikleri sosyal yaşam alanları olan parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere halkın yoğun olduğu noktalarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti devreye alındı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Altınordu ilçesinde 10 noktada, Fatsa ilçesinde 3 noktada, Ünye ilçesinde 4 noktada, Perşembe ve Ulubey ilçesinde 1 noktada ücretsiz Wi-Fi kullanılıyor. Altınordu sahilde 6 ayrı noktada olmak üzere Altınordu Otobüs Terminali, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Ulu Cami Kütüphanesi ve Ordu Üniversitesi'nde belirlenen noktalarda ücretsiz olarak hizmete başladı. Ordu'da geliştirilerek hizmete alınan ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanan ücretsiz Wi-Fi hizmeti önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacak. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yapımı devam eden kent lokantası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Tepe, açılışında sona yaklaşılan kent lokantası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böyle ferah bir resim olsun. Yani mesela yani böyle atıyorum Aybasını Perşembe'ye de olsun ki mesela burada böyle şey fotoğraf olsun.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerce yaygınlaştırılan kent lokantası projesi Altınordu'da da hayat buluyor. Belediye hizmet binasının altında yapımı devam eden kent lokantası çalışmalarını yakından takip eden Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, projenin geldiği aşamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Tepe açılışında sona yaklaşılan kent lokantasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kent lokantamızdaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sert zemin çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ardından artık mevcut özellikle yemek işlemleri kullanılacak olan ekip ve ekipmanlar yerleştirilecek. Söz verdiğimiz tarihte inşallah açmak için gayretle çalışıyoruz. Burası bundan önce kullanılmayan, altı olan bir alandı zaten. Buradaki birçok işi de yine kendi ekip ve ekipmanlarımızla, kendi personel arkadaşlarımızla beraber yaptık. O yüzden maliyetini de en az seviyeye düşürmek istedik. Başkan Ulaş Tepe, kent lokantasının günlük 500 kişiyi misafir edeceğini belirtti. Rahatlıkla her gün oturmalı bir düzende 50 hemşerimiz rahatlıkla yemeğini yiyebilecek. Toplamda da hedefimiz burada 500 kişiye kadar yemek ikramında bulunmak istiyoruz. İstiyoruz ki hemşerilerimiz lezzetli, leziz yemeklere, enfes yemeklere burada Altınordu Belediyesi'nin de katkısıyla beraber daha ucuza, daha verimli bir şekilde ulaşabilsin. Kent lokantasının saat 13'ten itibaren hizmet vereceğine dikkat çeken Başkan Tepe, kent lokantasının 19 Eylül'de vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini söyledi. Burası öğlen arasında, yani saat 12.00 ile 13.00'da açık olmayacak. Çünkü biz esnafımıza rekabet eden bir belediye hiç olmadık, olmayacağız da. Aynı zamanda burası bizim belediyedeki çalışan emekçi kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da yemekhane olarak kullanabilecekleri bir alan olmayacak. Burası halkımıza, hemşehrilerimize açık olan bir alan olacak. Zaten belediye personelimiz 13.00'da mesaiye başlıyor bütün arkadaşlarımız. Emek veren, katkı sunan ekip arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Az laf, çok işlemeye devam ediyoruz. Fatsa ilçesi Uzun Kum Plajı büyüleyici atmosferi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor. Fatsa'nın gözde tatil noktalarından biri olan Uzun Kum Plajı hem yaz sezonu boyunca hem de sezonun son demlerinde büyüleyici atmosferi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor. Altın sarısı kumsalı, tertemiz denizi ve huzur veren manzarasıyla plaj, özellikle yaz sıcaklarından kaçmak ve serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Plajın en dikkat çekici özelliklerinden biri de hafta içi yoğun iş temposundan bunalan ve stres atmak isteyen şehir sakinlerinin hafta sonu ise keyifli bir tatil arayışında olan aileler ve arkadaş gruplarının akın ettiği bir yer olması. Bugün halka açık şekilde buraya sağ olsun belediyemize böyle bir yeri tesis edip vatandaşımıza hizmet verdiği açtığı için. Bunlara bilgiye geldik. Evet, tatil günü. Yalnız şöyle bir şey, ben burayı bilmiyordum. Daha önce sürekli biz Doruna'ya gidiyorduk. Buraya ilk defa geldim. Çok hoşuma gitti. Buralar daha önce biliyorsunuz farklı amaçlarla kullanıyordum. Matakarlı tarzındaydı ama şu anda çok harika bir şey oldu. Hem yerli halkın hem de dışarıdan gelen misafirlerin ortak buluşma noktası haline gelen Uzun Kum, kalabalığına rağmen huzurunu ve dinginliğini koruyarak herkesin beğenisini kazanıyor. Ailemizle beraber Fatsa'da son mevsim geçişindeki son günlerini değerlendirmek için hem denize geldik hem piknik yapmaya geldik. Okul açılmadan son pazarı bir güzelce değerlendirmiştik. Geldik, gayet de güzel, ortam da güzel. Haftalardır aralıklarla süren yağışlar fındık üreticisini canından bezdirdi. Fındık hasadını günler önce bitiren üreticiler birkaç gündür parçalı bulutlu geçen havalarda ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Ordulu fındık üreticilerinin yüzünü güneş güldürdü. Ağustos ayının ortalarından itibaren Ordu'da etkili olan aralıklı yağışlar üreticiyi bu yıl zora soktu. Hasadını yağmur altında tamamlayan üreticiler patoz ve kurutma işlemine geçti.
Fındığını harmana kadar atan üreticiler ürünün kuruması için güneşli havaları kovalar oldu. Haftalardır güneşin tam olarak yüzünü göstermediği Ordu'da parçalı bulutlu bir hava hakim. Ara ara yağmurlu yağsa da üreticiyi yine güneş mutlu etti. Birkaç gündür bulutların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte üreticiler harmanlardaki çadırlarını açtı. Ürünlerini kurutmak için mesai veren üreticiler günlerdir bu havayı bekliyordu. Fındıklarını karıştırarak bir an önce kurumasını sağlamaya çalışan üreticiler yeni yağmur dalgası gelene kadar bu işi bitirmek istiyor. Bir yandan da fındık fiyatını takip eden üreticiler ürünün fiyatının artmasını da dört gözle bekliyor. Üreticiler serbest piyasada fındık fiyatlarının bir an önce TMO'nun açıkladığı fiyatın üstüne çıkmasını istiyor. Serbest piyasanın ne zaman 130 liranın üzerine çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor. Fındık hasat mevsiminin ardından üreticiler hiç ara vermeden 2025 yılı hasadı için hazırlığa başladı. Peki üreticiler hasadın ardından hangi bakımları yapmalı? Cevabı haberimizde. Fındık hasat döneminde Ordu genelinde yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Sahil ve orta kesimde büyük ölçüde tamamlanan hasadın ardından üreticiler bahçelerini 2025 yılı hasat sezonuna şimdiden hazırlamaya başladı. Peki hasat döneminden sonra fındık bahçelerinde hangi bakım işlemleri yapılmalı? Fındık yaşayan bir bitki, canlı bir bitki. Dolayısıyla biz yaprakları tam dökülmeden budamanın hatta hava koşulları tam soğumadan budama dönemi genelde Ekim-Kasım dönemidir. Yani yaprakların döküldüğü ve bitkinin artık yavaş yavaş uykuya geçtiği dönem. Yani üst canlılığının hafif hafif köke doğru çekildiği dönemde budamaların yapılmasını öneriyoruz. Ziraat mühendisi İbrahim Hakan Gün hasadın ardından fındık bahçelerinde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapraklar dökülmeden biz rezerv besleme yapabiliriz. Yani yapraklı dönemi ne kadar uzun sürüyorsa fındık bitkisinin bu uzun sürdüğü dönemde yapraktan bolca beslemeyle bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz. Yani budama yapmak yerine yapraklı dönemde iyi besleyip Ekim, Kasım, Aralık döneminde de iyi bir uç budaması ve dal seyretmeyle fındık kışı daha rahat geçirecektir diye umuyorum. Üreticilerin kokarcayla mücadelesi sürüyor. İl Tarım Müdürlüğü tarafından cezbet yok et yöntemiyle vatandaşlar zararlının popülasyonunu kontrol altına almaya çalışıyor. Yapılan mücadeleler ise olumlu sonuç veriyor. Kahverengi kokarca mücadelesi sürüyor. Entegre mücadele kapsamında gelinen aşamada vatandaşların mücadelesi cezbet yok et devam ediyor. Bu mücadele yöntemiyle kokarca kışlaklara girmeden önce popülasyonun azaltılması hedefleniyor. Fatsa ilçesi Kavraz Mahallesi'nde mücadele yöntemini kullanan mahalle muhtarı Fatih Özdemir ise tuzakta toplanan kokarcaları böyle görüntüledi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan mahalle muhtarı Özdemir, kışlaklarda ilaçlamadan önce bütün üreticilerin bu yöntemle mücadele yapması gerektiğini söyledi. Bu aldığımız ilacın fayda ettiğini düşünüyorum. Hani sağda solda video görüyorduk. Ben inanamamıştım. Ama baktığımız zaman bir ıhlamur ağacı görüyorsunuz. Her yeri. Şöyle çeviriyorum. Sadece ağacın bir yüzü. İnanılır gibi değil. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi sezonu kapattı. 10 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30'da 19 saatleri arasında denize giren vatandaşların güvenliği için çalışan OSKEM ekipleri 3 ay boyunca 22 plajda güvenliği sağladı.
Her yıl yüzlerce insanı boğulmaktan kurtaran ekipler 2024 yılı deniz sezonunda 116 kişinin yaşama tutunmasını sağladı. Son 5 yılda ise 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Sezonu değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, OSKİM'in görev alanı olan plajlarda son 5 yılda ölümlü vaka gerçekleşmediğine dikkat çekerek 2024 yılında da 22 plajda 90 can kurtaranla sorunsuz bir sezon geçirdiklerini söyledi. 2024 yılı içerisinde ilimiz genelinde 22 plajda 90 can kurtaranımızla görev yaptık. Özellikle bu sene içerisinde 10 Haziran'da başlayan çalışmalarımız kapsamında 116 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Özellikle şunun altını çizmek isterim. Görev yaptığımız süre içerisinde ve görev yaptığımız alanlarda son 5 yıl içerisinde hiçbir ölümlü vaka gerçekleşmedi. Bu ülkemizde örnek bir proje olarak anılmaktadır. Doğu'nun Karadeniz'i olarak nitelendirilen Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadına başladı. Karadeniz dışında Türkiye'nin dört bir yanında üreticiler fındık bahçeleri kurdu. O noktalardan biri olan Bitlis'te fındık hasadı başladı. Nazar bölgesindeki 9 köyde yetiştirilen yağ oranı, tadı ve aromasıyla ilgi gören Hizan fındığı, çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, baston şeklindeki uzun sarıkların yardımıyla fındık topluyor. Sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışan çiftçiler sırtlarında ya da katırlarla taşıdıkları fındığı çotanaklarından ayrıştırdıktan sonra evlerin damında kurutmaya bırakıyor. Birkaç gün içinde tüketime hazır hale gelen fındığı satışa sunan çiftçiler yörede yetişen fındığın tanıtılmasını istiyor. Hizan ilçesinde bizim bölgede fındık var. Nazar bölgesinde yaklaşık 9 muhtarlıkta fındık mevcuttur. 350-400 tane geçimi bu fındıkla yapmaktadır. Gerçekten zorluğumuz çok. Çok uğraşıyoruz, topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Bizim patusumuz yok. Elle ayıklama yapıyoruz. Damlarda güneşte kurutuyoruz. Sonra tüccarlara satıyoruz. Karadeniz oranına göre bizim yağ, fındık yağı daha yüksektir. O lezzeti, oranı, büyüklüğü daha güzeldir. Yalnız maalesef tanınmamış. Eskiden 100-200 ton fındık satıyordu bu bölge. Şu an bu maalesef 100 tona düşmüştür yani. İklim değişikliğine bağlı olarak bunun verimi düşmüştür. Fiyatı belli değil. Daha her seneye göre değişiyor. Bu sene 130-140 milyona satmayı düşünüyoruz. İklim değişikliğine bağlı olarak fındık verimi de yıllara göre değişiyor. Şu anda bölgede yaklaşık 100 ton fındık 130-140 liradan satılıyor. Hem zorluğu görüyoruz hem rahatlığı da görüyoruz. Bazen sene verimimiz iyi oluyor, bazen sene hiç olmuyor. Mesela misal olarak geçen sene kuraklıktan dolayı ilaçlamada, su sıkıntısında hiçbir verim alamadık. Sabahın 5.30-6 gibi çıkıyoruz. İşe gidiyoruz, işimizde fındık toplamak. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.